Evet, evet. Şimdi geçtiğimiz günlerde, daha doğrusu sezon sonunda doğru izlediğimiz bir öğretmen vardı, markete girip dans eden. Hepimizi bir coşturmuştu. Sorunca da böyle anlatmıştı niye dans edebildiğini, nasıl dans ettiğini. O hikayeye bir gidelim çünkü kendisiyle ilgili bir kayıp haberi söz konusu. Emekli öğretmenimiz değil mi? Ha, sorma. Tamam. Dikkat sarmasın fiyatını öğreneyim dedim. Bir baktı o şarkı. Kimse beni tutamazsa onu hissettim. Kimse tutmadı. O da kuğu misali kendini şarkının ritmine bıraktı. Türkiye'nin konuştuğu öğretmen 15 gündür kayıplara karıştı. Ama ben ünlü olmak için değil. Hırsızlık yaptım, ben orada oynayacağım dedim. Kendisinden haber alamadı. Neyse ki gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Hastalığından dolayı psikolojiye yatırıldığını haber aldık. Denizli'de yaşayan Nimet Yiğce emekli resim öğretmeniydi. Haziran ayında maaşını çeker çekmez salamura yaprak almak için alışverişe gitmişti. Ben hem resim yaptım, hem halatım, hem coştum, maaşımı aldım ve eve dönebildim. Bir anda en sevdiği şarkı Antidepresan çalınca marketi sahneye çevirdi. Kendinden geçti. Reyonların arasında dans etti. Kesmiyor ne ilaç, antidepresan. Baktım orada bir tane sarışın kız. Dedim beni seyrediyor. Başka da kimse yok. Ne işim var bu kadının? İşte bu oyuncak hava atacak bize diye. Bir oynadım. Kusura bakma, özür dilerim. Rahatsız verdim. Teşekkür ederim. Çıktım. Sosyal medya onun görüntüleriyle yıkıldı ama samimiyeti ve enerjisiyle herkesin sevgisini kazanan Nimet Yiğce'den 15 gündür haber alınamadı. Çözemedim vallahi, çok enteresan. Bir çalsa dedim, ofiste de duysam, sokakta da duysam, radyosunda telefonla çıkan bir o müziği duysam orada oynayacağım dedim. Kapısının önündeki terlikleri bile yerinden milim kımıldamadı. Endişelenen yakınları karakola gidip kayıp başvurusu yaptı. Kapıyı çilingirle açtırdı. Şükür ki evde hiç korkulacak bir durum olmadı. Nimet Yiğce'nin rahatsızlanıp hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Gitme buradan. Enerji dolu. Şapagat gerçekten mıydı? Hareketler acayip. Şapagat. Evet. Şapagat. Şapagat. Vay, şapagat. Vay arkadaş. Ben de maaş aldığım zaman böyle oluyorum işte. Açıyor musun sen de bacakları? Tabii sen görmüyorsun da biz markete falan girerken zıp zıp zıp. Kulisimde neler yapıyorum, neler. Harika. Yalnız çok üzüldüm. Öncelikle hani kaybolduğu haberini duyunca, bu kadar hayat dolu bir insanın belli ki bir takım problemler yaşıyormuş. Onun için hastane tedavi görmüş, geri gelmiş. Valla o problemleri bu şekilde yansıyor olması da ayrı şey, güzel bir şey bir taraftan. İnşallah tez zamanda tabii sağlığına kavuşur da. Evet. Bu antidepresan da herkesi böyle oynatmıştı bir ara. Evet, güzel şarkı. Yeni şarkı bekliyoruz. Haber. Evet. Var zaten. Evet.